tekrar siyaset mimarlarının, siyaset mühendislerinin yani yurt dışındaki bu Atlantik ötesi kuvvetlerin harekete geçtiğini görüyoruz aslına bakarsanız. Aynı senaryonun bir anlamda tekrar edildiğini görüyoruz. Hatırlarsanız İyi Parti kurulurken de bir operasyon partisi olarak kurulmuştu, bir operasyonla kurulmuştu. İyi Parti'nin kurulma amacı neydi? Milliyetçi Hareket Partisi'ni bölmek, Milliyetçi Hareket Partisi'nden Millet İttifakı'na bir ortak çıkarmak. Milliyetçi Hareket Partisi'nin HDP ile yan yana gelmesi, Milliyetçi Hareket Partisi seçmeninin HDP ile yan yana gelmesi düşünülemez. Böyle bir şey hayal bile edilemezdi. Fakat İyi Parti yani MHP'ye yapılan bu operasyon sonucunda ortaya çıkan İyi Parti HDP ile bir ittifakın içerisindedir. Ne kadar bunu gizleyecek olurlarsa olsunlar, geçtiğimiz süreç bunun canlı kanıtıdır. Defalarca gördük ve yaşadık bunu. Bakın nasıl başlamıştı İyi Parti'nin ortaya çıkması da hatırlayalım. Cumhuriyet Halk Partisi 15 milletvekili vermişti. Oraya kanunun yasaları arkadan dolanmıştı ve İyi Parti'nin seçime girmesi sağlandı. Millet İttifakı dediler fakat bu ittifakın aslında milletimizin çıkarlarıyla hiçbir ilgisi yoktu. Kurulan ittifak bir Atlantik ittifakı. İçerisinde HDP'nin yer aldığı bir ittifakın millete hizmetle açıklanması mümkün değildir. Bu ittifak bir Atlantik ittifakıdır. Bu ittifak Atlantik ötesi kuvvetlerin Amerika'nın iradesiyle kurulmuş olan bir ittifaktır. Bugün de aynı aslında yine projenin önümüze konduğunu görüyoruz. Deva Partisi'ne ve Gelecek Partisi'ne, Babacan'ın ve Ahmet Davutoğlu'nun partilerine teklif edilen 20'şer milletvekiliyle grup kurmak bu ittifaka dahil olmanın aslında planlarıdır. Bu ittifaka dahil olmanın davetleridir, davetleri yapılmaktadır.